Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugünkü konumuz sol bek. Kapakta da gördünüz zaten. Birkaç isim var. Bunlar hakkında bilgilerimi paylaşacağım. O yüzden tanıtacağım sizlere ki en çok merak ettiğiniz isim tabii ki de yani Hasan Tüncel de haberi girdi. Levan Karabadze diye bir gürücü e, oyuncu biliyorsunuz ondan önce Iraklı Azarov ile ilgilenmiş Trabzonspor. Bunlar hakkında bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burcan konusuna çok girmeyeceğim. Ondan da bir iki kelime diyeyim. Yani çok uzatmak istemiyorum. Bu tartışmalara girmek çok istemiyorum. Bu kadar ama Şenol Güneş'e sert olunmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların kızgınlığını anlıyorum. Ama hakarete varacak tweetler, yazılar yazmasınlar. Hem Şenol Güneş için hem Altay için. Bunun hem dava açılıp maddiyat yönü var hem de arkadaşlar yani ne dersek diyelim Şenol Güneş Trabzonspor efsanesidir. Lütfen yani bu kadar kızgınlığı ayırıyorum tepki göstermeyi anlıyorum ama hakaret lütfen hakaret etmeyelim. Fakat tüm eleştirilerin hepsine okeyim. Şenol Güneş'in basın açıklamaları faciaydı. Ben benim için şöyle bir şey. Altay'ın kale olmasına bu maçta itirazım yok. Ama Şenol Güneş'in yaptığı basın toplantısındaki Tüm açıklamalara itirazım var. Kabul edilemez. Ama yani Altay'ın kalede olmasına olabilir bu maçta. Ama bütün ihaleyi Uğurcan'a yıkması ı -ı. ve küfürde yok arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Böyle eleştiri yapalım. Ama sizleri de anlıyorum yani. Sert yapmayınca da gündemde kalmıyor. İstanbul medyası da bastırıyor ki aslında Şenol Güneş bir yandan da İstanbul lobisine değinildi diyebiliriz. Yani bunları kabul ediyorum. Ama Şenol Güneş'i ben çok seviyorum gene. Orayı da söyleyeyim. Doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi uzatmayalım. Ee, sol bek mevzusuna geçelim arkadaşlar. Şimdi Levan Karabadze kimdir? Şimdi oyuncuyu çok tanımıyorum. Onu söyleyeyim. Tüm, tüm, tüm gece bulabildiğim maçları izledim. Zaten oyuncu bu sezon şampiyonlar ligelemesinde iki maça çıktı. Konferans ligindeki maça çıktı. yani maçlarına ulaşabildim. Bir de Zürih'teyken bir iki maçına da ulaşabildim. Bir de bir tane Gürcistan mil takımındaki maçına ulaştım. Yine bir tane tanım oyuncuyu. Oyuncu arkadaşlar 20, 26 Ocak 2000 doğumlu. 21 yaşında. Ama 26 Ocak dikkat edin. Boy 1.85. Sol bek mevkisinde oynuyor ama sağ bek mevkisinde de yani oynayabilirliği var fakat çok görmedik. Bu sabit olayını e, transfer mark verilerine göre söylüyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi oyuncu 48 kez kariyerinde sol bek oynamış. 36 kere de orta saha sol oynamış. Onun da bilgisini verelim. Yani transfer mark niye böyle bir şey girmiş onu da anlamadım zaten. Oyuncu Dinamo Tbilisi'de oynuyorken Zürih'e Eskişehir Ligi takımı Zürih'e bir buçuk yıllığına kiralanıyor. Ve buradaki arkadaşlar satın alma opsiyonunda 1 milyon euroydu. Ee, yani Zürih'te maça bayağı da maça çıkmış. Onu da söyleyelim yani oyuncu kof bir oyuncu değil. Güncel piyasa değeri 300 bin euro. Yaşına göre biraz düşük. Yani Azorevi biraz da ne kadardı? Azorevi 2002 doğumluydu. 250 bin euro. Zaten defaları anlatacağım eksileri. Tip liste maça çıktı. 4 gol, 7 asist. Zürih'te 29 maça çıktı. 1 gol, 4 asist. Yani 3 kere de Gürcistan milli takım formasını giydi. Şimdi arkadaşlar, Levan için en önemli bilgiyi vereyim. Oyuncu 18 yaşındayken yani 2018 yılında ciddi anlamda wonderkid yani genç yetenek olarak gözüküyordu. Hatta bir yorumu sizlere okuyayım. 2018 yılında yazılmış bir yorumu okuyayım. Levan hakkında. Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımında forma giyen 2000 doğumlu Gürcü sol bek Fellik Fellik Bekare Bek oyuncusu arayan takımlarımızın hemen yine baş ülkemizde forma giyen bu çocuğu kaçırmaması lazım. Fırsat varken almak gerek. Geçen sezon 24 maçta 3 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezonda 5 maçta 1 asisti var. Şimdi 2018 yılında bu yazıldı. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Levan'ın kariyerinde zaten 10 Ocak 2019'da da Zürih'e kiralık gitti. Kiralık ücreti 200 bin euro. Bedeli 1,5 yıllık ve opsiyonu 1 milyon euroydu ama Zürih bunu kullanmadı. Oyuncu beklenen patlamayı gösteremedi. Şimdi Gürcistan mil takımında 3 kere forma giydi. Ee, en son arkadaşlar, Gürcistan Milli Takım formasını giydiği tarih ise 26 Mart 2019 yılında. Anladınız mı? 26 Mart 2019 yılında e, en son giydi. Şimdi bu, pardon yanlış olmasın tekrardan bakalım. Pardon, 26 Mart değil e, yanlış demişim onu. E, evet 26 Mart, 26 Mart tarihinde en son giydi. Evet doğru pardon 26 Mart değil. 5 ee, işte 9. ayın 5'inde 2019 yılında yani 2 yıl önce. 9. ayın 5'inde arkadaşlar giymiş. Yani Eylül'ün 5'inde en son giymiş. Mil takım formasını. Ne demiştim? Azarov'e için Cücistan mil takımının mil, antrenörü Willy Sanyol efsaneli Bayern Münih ve Fransa mil takımının efsane Beki. Şimdi bu adam bir bek oyuncusundan anlıyordur. Biliyordur da. Azarov'e direkt şansı vermişti yakın zamanda Romanya'yı da yenmişlerdi. O hazırlık maçında oynamıştı. Şimdi Levan'ı yaklaşık 2 yıldır çağırmıyor. 2 yıldır yok. Yani demek ki burada oyuncu o beklenen patlamayı yapamadığını görebiliyoruz. Ve şöyle bir şey. Azorovi'ye Trabzonspor teklif yaptı. Azorovi'nin kulübü vermek istemedi o paralara. Yani şu an ilgilendiğimiz oyuncu bir alt segment ve segment ve 2 yaş daha büyük. Ama 3 yıl önce bayağı şey vaat ediliyor ki yani hakkında çok e, yazı yazıda bulamadım. Mesela bir yazı olarak da şey bulabildim. E, yani 2 yıl önce işte Zürih'teyken e, bir yazı var işte. Agresif, hırslı, hücum yönündeyse koridoru etkili kullanıp sık sık bindirmeler yapan, tekli de oldukça iyi seviyede bir bek diye yazılmış. İki sene önce ama ben son maçlarına baktığımda arkadaşlar bunları göremedim. Onu söyleyeyim. Biraz da defansif yöne ağır basan bir bek olarak gördüm. Şey, maç seviyesi arttıkça etkinliğini göremedik. Öyle çok aktif, yırtıcı bir bek profilinde maç seviyesi arttıkça olmadığını görüyoruz. Hele özellikle konferans ve şampiyonlar ligi elemelerindeki maçlara bakarsanız o yırtıcılığı yok. Yani çok uzatmaya gerek yok. Bu transfer arkadaşlar Şundan dolayı yapılma, yapılmak isteniyor. TFF kuralı gereği 1997 ve üstü doğumlu yabancı futbolcu arıyor Trabzon e, Az olmadı. Level önerildi. Ama ben level'ın da gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü o kadar iyi bir oyuncu değil. Bu transfer olursa Sırf Yapmak için yapılmış bir transfer olur. Onu ekleyeyim. adam vesaire deniliyor. Ama arkadaşlar ciddi anlamda o küçük videolara bakmayın. O maçları bir tam izleyin. Ben bu maçta nasıl tam izliyorum? Hızını arttırıyorum biraz vesaire. Biraz çünkü çok da şey yoktu. Ama bir tam izleyin bir bakın anlayacaksınız. Ben bu oyuncuyu yorumum son yorumum Sırp yapılmak için yapılmış bir transfer olacak. Tutma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. 2000 doğumlu bir oyuncu. Ve çok da şans bulamayacak oyuncu nasıl geliştireceğiz? Şimdi geçelim diğer adaylar arkadaşlar. Diğer adaylarımız ki bir Uğur Çiftçi muhabbeti var biliyorsunuz. Şimdi Uğur Çiftçi'nin daha hiç haber detaylarına ne bilmiyorum. Haber foto maçın bir sürü yerde de bir sürü Twitter'da fenomen de yazdı. Bak daha detaylara girmiyorum. Bu transferin olma gibi bir ihtimali yok. Zaten Sivas Spor'da Rıza Çalınbay her maç sonu bir isyanı var. Ve şunu da söyleyeyim. Normalde hadi Rıza Çalınbay hakkında bir bilgi de vereyim size. Bu bilgi der yerde bulamazsınız. Derin Sivas bilgisidir. Sivas Spor yönetimi normalde Rıza Çalınbay'dan memnun değil. Her basın toplantısından sonra yönetimi şikayet etmesi vesaireden dolayı hiç çok memnun değildi. Bu sene yazın anlaşmışlardı. Anlaşam anlaşmama durumunda Mustafa Dalcı'yı getiriyorlardı. Pardon Mustafa Dalcı diyorum. Özcan Bizati'yi getiriyorlardı. Onu da bilgisini verelim. Yani Sivas Spor yönetimi de çok aşırı memnun değil. Biliyorsunuz gençler birini çalıştırdı Özcan Hoca. Sivas yönetimi Özcan Bizati'yi getiriyordu. Sonra anlaştılar. Biraz şeyden korktular. Yani tepkiden. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi Uğur çifti neden gelmez arkadaşlar? Bir zaten sol bekle fellik fellik adam eksik. İki. 2023 yılında sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri 1.80 1 800 bin euro. 2013'te bir milli takım da görmüşlüğü var. Belarus'a karşı. Şimdi bu oyuncuyu nasıl versin? Direkt as olayan bir oyuncu. Trabzonspor eksik olduğunu biliyor. 1 milyon euro'dan aşağı çözülmez. 1 milyon euro verilmeli mi? Katiyen hayır. İsmail'den çok üstün bir bek mi? Hayır. Bir Uğur Çiftçi güzellemesi var ama arkadaşlar. Uğur Çiftçi bu oyunu kapan çık takımında oynuyor. Önde oynayan bir Trabzonspor'da bu oyunu sergileyemez. Arkasına top kaçırır. Ve verdiğimiz para ben Umut Meraş için diyorum. Hadi Umut Meraş biraz daha düzenli üst seviyede maç oynamıştı vesaire var. Ama o da çok para. Trabzonspor yönetiminin yerli bu Umut Meraş'ın 1.5 milyon euro istemesi, Uğur Çiftçi'den işte basın 1 milyon 1.5 milyon euro istemesi durumundaki duruşunu ben takdirle karşılıyorum. Bu paralar verilmemeli. Yerli oyuncuya gereksiz para verilmemeli. Dorukan'a neden verdik diyeceksiniz arkadaşlar. Dorukan'ın Beşiktaş'tan alıyorsun. Vadettikleri hep var ve yaşada genç. Aynı kefeye koymadım ki Dorukan'ın da maaşını en çok itiraz edenlerden birisi benim. Uğur Çiftçi için tekrar diyorum net bir hamle olmadığını yüzde yüz biliyorum. Soruşturma bile olmadığını biliyorum. Bu tamamıyla bir haber. Gerçek değil. Trabzonspor'un Uğur çiftçiliği ile ilgilenmediğini size söyleyeyim. Bu bilgiyi de verdik. Şimdi gelelim Caner Erkin mevzusuna. Artık işimiz haber yalanlamak oldu. İsmail Düzgün spor muhabiri. kendisi Trabzon'da bir haber paylaştı. İsmail Köybaşı'ndan istediği verimi alamayan Trabzonspor bu bölgeye Caner Erken'i transfer etmek istiyor diye bir haber paylaşıldı arkadaşlar. Şimdi bunu ben size bu haberin olm yani olmayacağını zaten menajeri yalanladı. Yani en çok da yandığım olay yani menajer yalanlıyor vesaire bunlar oluyor. Bu haberler nasıl çıkıyor? Şurada görüyorsunuz. Haberi görüyorsunuz. Biz de verelim kaynağıyla beraber. Şimdi haberinde detayına Caner'e büyük kesim tepki gösteriyor. Saygı duyuyorum. Takımın huzurunu bozacaksa gelmesini ben de istemem vesaire 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 diye açıklamalar var. Ama Caner Erkin'in menajeri Batur Parmak bu arada yani kontağımın ulaştı. Çünkü Fenerbahçe'ye yakın bir kanalda çalışıyordum. Sürekli de konuşuyorlar yanımda. Oraya da sordum ve açıklama da yapıldı. Batur Parmak yaptığı açıklamada Caner Erkin'in menajeri Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı ifadesini kullandı ve öte yandan Trabzonspor kulüp yöneticileri de bu girişim iddialarını yalanladı. Böyle bir haber yok. Ha, Cener Erkin'i ister miyim? Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi Cener Erkin'in forması da hiç çekilmiyor. Nasıl oynayacağını bilmiyorum ama uygun maaşa geliyorsa İsmail'den atıyorum bir çeyrek daha fazla maaşı geliyorsa okey. İşte 1 milyon TL'ye geliyorsa okey. Olur. Gelsin. 1 artı 1, 2 artı 1 yıllık bir sözleşme. Okey. İşte fesih maddesi vesaire konulursa olabilir. Ama bir girişim yok. Trabzonspor arkadaşlar tekrar diyorum transferi bence bitirdi. Onu söyleyeyim. Son Abdülkadir Ömür hakkında da bir iki şey söyleyeyim. Biraz uzattım. Ya da Abdülkadir Ömür'ü sonra bir video yaparım. Çok uzatmayayım. Biraz yalanla, yani yalanlamakla alakalı videolar oldu ama sizin bunları bilmeye hakkınız var. Ee, i̇şimiz de bu. Tekrar diyorum. Levan bilmiyorum girişim olup olmadığını ama çok beğenmedim tutmadım. İyi bir oyuncu değil. Siz de bakarsınız maçlarına. Uğur Çiftçi kulübü zaten yüksek fiyat çekiyor. 2023 yılında bitiyor sözleşmesi. Trabzonspor kolay kolay bon servis vermek istemez. Takas da olmaz. Kimi yollayacaksın takas? Parmak Sivas hayatta gitmez. Zaten Rıza açalım Bayan hiç istediği tarzda bir oyuncu değil. Caner Erkin girişim yok. Hem Trabzon cephesi yalanladı. Hem de oyuncunun menajeri Batur Altıparmak uluslararası bir menajerdir. Cengiz'in Mengiz'in de menajeriydi. Yani öyle şeyler olmaz. Rahat olun. Ben tekrar diyorum transfer bence kapandı. Sizleri çok seviyorum. Ömür hakkında bir video yapacağım arkadaşlar. Emrah Baba videosu yapacağım hala aklımda. Emrah Baba'nın hikayesini yani gelmeyecek zaten de böyle bir şey yok da dedikodu var. Emrah Baba ile alakalı bir şeyler anlatacağım sizlere. Bir de Mustafa Muhammed hikayesi de anlatacağım. Trabzon'un kapısından dönüşünü. Böyle hikayeleri anlatalım. Güzel oluyor bunları konuşmak. Sizin de bilmeniz hoşuma gidiyor. Dedikodu değil. Bunlar gerçek. Ki neler neler var arkadaşlar. Mesela Ferguson'un kitabını okuyun. Ferguson kitap da kendisi diyor. Ronaldinho United'ın kapısından döndü. En çok gerçek içmesini istediğim transferdi. Misal işte anlatıyor Henderson şu yüzden almadık diye. Bu anlattıklarım da öyle hikayelerdir. Çok futbolda böyle hikayeler de vardır ve bunlar gerçektir. Elinden geldiğince de bunları sizlerle paylaşacağım. Sizleri çok seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.